Merhaba araştıran insanlar. Güzel ülkemizin en beyhude eserlerinden biri olan Ulu Cami o denli büyük sırlar saklamaktadır ki insan öğrendiğinde inanmakta güçlük çekiyor. Ulu Cami'nin sırlarını paylaşacağımız bir videoyla beraberiz. Güneş sistemindeki gezegenlerin günümüzde tespit edilen uzaklıklarına göre işlendiği ahşap minber, dünya bilim tarihinde Osmanlıların batıdan ne kadar ileri olduğunu da gösteriyor. 602 yıllık bir minber. Tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. Gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor. 1402 tarihinde inşa edilen Bursa'nın tarihi sembollerinden Ulu Cami'nin minberinin doğu yakasında güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi yer alırken evren ise kül olarak tasvir edilmiştir. 603 yıllık tarihi minberdeki şekillerin doğruluğu uzman olmayan kişiler tarafından bile rahatça anlaşılmaktadır. Minberin her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi vardır. Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa bu minberin mimarı gerçekten bir astronomi uzmanı mıydı? İlginç şekillerle ilgili iddiayı ortaya atan araştırmacı Fevzi Ülgü Alsancak. 1980 yılından bu yana minber üzerinde yaptığı çalışmalarla tarihin derinliklerinde kalan gerçeklere ışık tuttuğunu söyleyen Alsancak, alan süsleme motiflerinde simetri yoksa mutlaka bir mesaj vardır ilkesinden yola çıkarak minberdeki şekiller üzerinde yapılan yorumların tutarsız olduğunu söylüyor. Bilim, teknoloji ve uzay bilimleri araştırma tekniklerine kafa yoran bir öğretmen olduğunu belirten Ülgü, motifleri dikkatlice incelediğinde minberin mihraba bakan yüzünde güneş sistemini keşfettiğini anlatıyor. Bursa'da yayınlanmakta olan APA Medya dergisinde yer alan bilgilere göre minberin gizem ve sırlar içerdiğini ifade eden Ülgü, minberin taşıdığı kıymet ve değerler açısından şu noktalara dikkat etmek gerekir. Doğu yakası güneş sistemi, batı yakası ise galaksi sistemleri yerleştirilmek suretiyle bir kül halinde de kainat sembolize edilmektedir. Mihrapta yer alan güneş sisteminde 9 gezegen var. Ayrıca gezegenlerin güneşe göre konumlarının ve büyüklükleri gerçek ölçülerle örtüşür oranlarda. Güneş ve gezegenler arasındaki mesafe büyük olduğu için yıldız gezegenlerden farklı olarak 9 damlacıklı kurs olarak işaretlenmiş. Ülgü yine kündekari sanatının bir özelliği olan parçaların birleşmesiyle oluşan çukur kanal çizgilerinin de gezegenlerin yörüngesini temsil ettiğini söylüyor. Bu yüzeyde yer alan bir başka gizem ise serpiştirilmiş halde yıldız motifleri yer alması ve bunların içinde kuyruklu yıldızların da bulunması. Ülgü'nün dikkat çektiği en önemli detaylardan biri de Plüton gezegeninin tek başına ayrı bir platformda ve bir açı farkı ile gösterilmiş olması. Bilindiği üzere Güneş sisteminin aynı düzlem üzerinde olan ilk 8 gezegeninin aksine Plüto ayrı bir düzlemde dolanmaktadır. Minberin batı cephesinde ise 7 adet galaksi formatı tespit ettiğini söyleyen Ülgü, galaksi platformlarının 5 ayrı renkte sedef kalkma ile gösterildiğini söylüyor. Ancak ne yazık ki bugün hatalı boyama teknikleriyle bu önemli detay büyük ölçüde yok edilmiş durumda. Yine de kayıtlardan bunu doğrulamak mümkün. Biz Ulu Cami minberinin ahşap motiflerindeki 2-3 katlı parçaların nasıl yapıldığına, minberin geçmeli olarak nasıl birleştirildiğine kafa yorarken asıl önemli olan figürün güneş sisteminin nakşedildiği doğu cephesi olduğunu görüyoruz. Hem ayın dünya etrafında döndüğü, hem gezegenlerin kütlesel büyüklükleri ve güneş ile dünyaya olan uzaklıkları ölçekli olarak gösteriliyor. Plüton'un helyum içerikli bir yıldız olması sebebiyle madeni olarak yapılıp minberde ayrı bir konumda yer alması bizleri hayrete düşürdü. Osmanlı alim ve sanatkarlarının zirvede olduklarını gösteren muhteşem bir eser. Ülgü'nün bir diğer keşfi ise minberin her iki yüzünde yer alan üçlü ve 12'li dolap kapaklarının Türk boylarını temsil ettiği yönünde. Bu da Osmanlı'ya Türk düşmanıydı diyen bölücü şövalyelere adeta bir tokat niteliği taşıyor. Sırlarla dolu minberin giriş kapısı üzerinde Murat Hanoğlu Yıldırım Beyazıt Han'ın emriyle Hicri 804 yılında minberin yapıldığı bilgisi yer alıyor. Ülgü kayıtlarda minberin ustası ile ilgili çeşitli bilgiler bulunduğuna dikkat çekiyor. Ülgü'ye göre minberi yapan kişi adını Trabzan süsleme motifine göre Trabzan'ın sağ 2. Sülüs'le yazan Devaklı Abdülazizoğlu Mehmet. Devak, Tebriz yakınlarında bir Türk köyü. O tarihte mülki amir olan Kadızade Rumi Efendi, beceri ve bilgi alışverişi için 300 kadar sanat erbabını Tebriz'e göndermiş ve bir o kadar ustayı da oradan Bursa'ya getirtmiştir. Oradan gelen kündekari sanatçılarının başı Abdülazizoğlu Mehmet'tir. Bu minber de onun ve ustalarının camiye bir hediyesidir.
Kündekari, sanat açısından eşsiz bir değere sahip olan minberin ilginç bir özelliği de 6666 adet abanoz ağacı parçasından vücuda gelmesi. Bu rakam da halk arasında yaygın inançla Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısına tekabül etmektedir. O dönemdeki İslam ve Türk alimlerinin matematik ve gök bilimlerine yönelik ilminin batıya nazaran hayli ileride olduğu da göz önüne alınırsa Ülgün'ün anlattıkları son derece mantıklıdır. Ulu Cami, kapalı namaz kılma alanı bakımından Türk tarihinde yapılan en büyük camidir. Hemen aklınıza Süleymaniye veya Sultanahmet gelebilir. Fakat o camilerin büyüklüğü duvarlarla çevrili avlu alanlarıyla birliktedir. Ayrıca o camiler tek ve çok yüksek bir kubbe ile örtülü olduğundan çok geniş bir alanı varmış izlenimi verir. Bursa Ulu Camii ise çok kubbeli ve alçak tavanlıdır. İçerisinde bulunan çok sayıdaki sütun yüzünden de daha ufakmış gibi hissetmemize neden olabilse de Türk tarihinin en büyük camisi halen Bursa Ulu Camii'dir. Minberde Devak'la Abdülazizoğlu Mehmet'in işi diye işlenmiş imzadan Tebriz yakındaki Devak'tan yani Türkistan'dan getirilmiştir. Bu minberin özelliklerini maddeler halinde sıralarsak 1. Ulu Camii minberi bütünüyle uzayı göstermektedir. Minberin yan yüzeyleri kabartma olarak yıldız, kuyruklu yıldız, üst galaksi, orta galaksi, çift yıldız niteliklerinde ve kabartma şekiller halinde işlenmiştir. Bu özellikler bugünkü bilimin verileriyle de birebir örtüşmektedir. 2. Güneş sistemi başta olmak üzere 9 gezegeni ile birlikte küresel kabartma şekiller halinde uzaklık ve büyüklük mukayeseleriyle birlikte yerleştirilmiştir. Üstelik Plüton gezegeninin dış merkezli gezegen olduğu da vurgulanarak. 3. Gezegenlerin bir yörüngeye bağlı hareket ettikleri özellikle gösterilmiştir. 4. Üç oklar, boz oklar olarak 24 Türk boyunu temsil eden şekiller ise minberin alt kısmına yerleştirilmiştir. 5. Minberin doğu ve batı medeniyetleri karşılaştırmasında yapım tarihi olan 1399 ise bir başka önem taşımaktadır. 6. Minberdeki şekillerin 4 ayrı renk sedef kalkmadan yapılmasıyla birçok ayrıntı görülebilmektedir. 7. Kuyruklu yıldız şekli incelendiğinde çekirdek kısmının 3 parçalı olduğu açıkça görülür. 8. Ulu Camii minberi dünyadaki ağaç işçiliği sanatı bakımından emsalsizdir. 9. Minber üzerinde taşıdığı gökyüzüne ait bilgiler eşi emsali olmayan bir sanat eseridir. O bir ahşap kitabedir. O Türk milletinin milli abidelerinden birisidir. 10. 603 yaşında olan Ulu Camii minberinin üzeri son 300 yıldır Arap zamkı ve gomalakla kaplı olduğu için bu kıymetli eserlerin üzeri örtülmüş. Bunun bir iyi tarafı var. Dış etkenlere karşı ahşap korunmuş ama üzerinde taşıdığı Türkistan'dan erken Türk uygarlığından süzülüp gelen Türklerin gök bilimindeki uygarlık seviyelerini gösteren bilgilerin üzerinde bugüne kadar örtmüştür. Gezegenlerin her biri yörünge hareketleriyle birlikte küresel kabartma motifler halinde güneşe olan uzaklık ve aralıklarındaki büyüklük karşılaştırmaları da verilerek olması gereken yerlerde. Gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto şeklinde olan Güneş'e uzaklık sıralaması da doğru. Büyüklük mukayesesi de baz alındığında dünyadan 50 bin defa daha büyük olan Güneş büyük bir ustalıkla mükemmel şekilde işlenmiş durumda. Anlaşılacağı üzere dünyanın yuvarlak olup olmadığının bile tartışıldığı bir devirde bir ahşap işçisi bile o dönemde bilinen tüm gezegenlerin rastgele bir yıldız olarak değil Güneş sistemimizdeki birer gezegen olarak işlemiş. Türk milletinin Anadolu'da bulunan birçok eski eserinden sadece birisi olan Eskişehir'deki yazılı kayadan sonra Anadolu'daki bir başka tapu belgesi olan Ulu Camii minberine sahip çıkmaya sizleri davet ediyorum. Daha nice Türk eserleri genç araştırmacılarımızın alakasını beklemektedir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar, hoşça kalın araştıran insanlar.